Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Haydi video geçelim. Evet arkadaşlar, Bitcoin yine gördüğünüz gibi ee, direnç bölgesinden maalesef bir satış yedi. Yani artık Bitcoin her direnç bölgesinden ciddi satışlar yiyor. Yani yukarı yönlü hareket etmemizi gerçekten zorlaştırıyorlar. Yani bayıyorlar bizi gerçekten ama biz tabii ki umudumuzu kaybetmeyeceğiz ve inatla yukarı yönlü hareketimize devam ettireceğiz. Tabii ben shortçuyum arkadaşlar. Shortlardan her zaman daha iyi paralar kazanıyorum. Long biraz daha sabır işi, spot işten biraz daha sabır işi açıkçası. Yani gördüğünüz gibi burada örnek veriyorum bir 15 günde yukarı yönlü bir şu kadarcık bir hareket gelirken İki günde çat diye aşağı yönlü bir hareket gelebiliyor. Onun için shortlar her zaman daha hızlı para kazandırır. Ama tabii ki ben de istiyorum Bitcoin'in yüksek seviyelerde 80 bin 90 bin dolar seviyelerinde görmek. Yani devam edeceğiz. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bitcoin'de arkadaşlar ikili tepe formasyonu oluştu şu an ekstra olarak. Tabii ki ikili tepe formasyonunun arkadaşlar gerçekleşeceği seviyeyi gördüğünüz gibi yani ortalama 35 bin dolar seviyelerine kadar düşebilir hatta buradaki destek bölümünü kırıp 30'a kadar da gidebilir ama ben açıkçası o kadar aşağı yönlü gideceğini tahmin etmiyorum. Gördüğünüz gibi ikili tepe formasyonunda olması gerektiği hareket yani gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar bugün ben size güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Gerçekten dipleri yakalayan bir indikatörden bahsedeceğim. İşinize yarayacak bir indikatörden bahsedeceğim. Sinyal veren bir indikatör değil bu arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Açıkçası 15 dakikalık 5 dakikalık periyotlarda da çalışıyor da. Biraz daha uzun vadeciler yani spot işlem yapanlar. Ben nereden dip seviye neresi nereden alıp da beklemem gerekiyor dediğiniz zaman işte bu indikatör size cevap veriyor arkadaşlar. Evet şimdi geçelim indikatörümüze. Arkadaşlar göstergeler ve stratejiler bölümünden Hemen tıkladıktan sonra zaten Williams diye yazıyorsunuz. Kendisi çıkıyor. Williams Fans Market arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra indikatör karşımıza geliyor. Ee, anlaşılır bir indikatör. Ekstra ayarları oynamanıza gerek yok arkadaşlar. Tamamen net bir şekilde anlaşılır bir indikatör. Çok basit. Hatta TradingView e, internet sitesinin favori indikatörlerinden biri. Şimdi biz tabii ki day trade ve scalping işlemler yaptığımız için günlük 15 dakikada alsak o yüzden bu indikatörü birazcık e, uzun vadede yani ileri seviyelerde anlatmak istedim. O gün de bugün oldu yani arkadaşlar. Şimdi şimdi bu yeşil e, bölgeler açıkçası fiyatın dip olduğu seviyeler. Yani yukarı yönlü barlar uzadıkça fiyatın daha da dip olduğunu gösteren seviyeler. Öyle söyleyeyim. Yani siz burada yeşil bölgeleri gördüğünüz zaman burada arkadaşlar griyi bekleyeceksiniz. Gri demek yukarı yönlü hareket demek. Yani gördüğünüz gibi mesela günlükteyiz şu an. Bitcoin günlük grafikteyiz arkadaşlar. Bitcoin günlük grafikte hareket ediyoruz. Gördüğünüz gibi mesela şu an buradaki yeşil barlar arkadaşlar fiyatın açıkçası dip seviyelerinde olduğunu gösteriyor bize. Tabii ki biz griyi gördükten sonra işleme girebiliriz. Bakın burada da bir dip seviyesi yapmış. Bar yukarı yönlü hareketine başlamış. Ve daha sonra gri ile e, gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareket devam etmiş. Şu an herhangi bir yeşil e, bar gelmedi. Yani açıkçası bir dip seviyesi daha oluşmadı. Oluşabilir. E, bakın burada da arkadaşlar göstereyim ben size. Bakın buralarda da dip seviyesi olduğunu gösteriyor bitcoin'in. Bakın burası da dip seviyesi olduğunu gösteriyor. Ama bar çok kısa kaldığı için bir önceki seviyeden alçak yani düşük bir seviye olduğunu gösteriyor. Aynen şimdi biz tabii ki bu indikatörlere hareket etmeyeceğiz. Bunu destekleyen ekstra indikatörlerimiz var. Gördüğünüz gibi bakın buralar dip seviyesi olduğunu gösteriyor. Bakın burası dip seviyesi olduğunu gösteriyor. Çok net dip seviyesi olduğunu gösteriyor. Yani yeşil e, barları gördüğünüz zaman arkadan ikinci ve üçüncü yeşil barı beklemeniz gerekiyor. Hemen direkt işleme girmemeniz gerekiyor. Dibin dibi var derler. Yani düşen bıçağın altına eliniz konulmaz. Yani koymayın. Her an e, daha da dipleri görebilirsiniz. Hiçbir şekilde tek seferde işlem yapmayın. Kademeli işlem yapın arkadaşlar. Ortalamanızı düzeltin. Bunu da ekstradan söylemiş olayım. Şimdi biz tabii ki ekstra olarak hemen şuradan tekrar indikatörümüzü açalım arkadaşlar. Hemen bir saniye şunu kapatalım. Onu da açacağız zaten. O da ekstra kullanacağımız bir indikatör. Aynen Redick Volume arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Hemen tıkladıktan sonra karşımıza indikatör geliyor. Şimdi bu indikatörle diğer Williams indikatörünü kombin yapacağız ve nerelerden dönebilir? Nerelerden hareket edebilir? Dibin dibi neresidir? Tepe neresidir? Onu da öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu bir büyütelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi örnek veriyorum, şu an güncel halinden bahsedelim. Güncel halinden günlük periyotta indikatörden Bitcoin'i bahsettiğimiz zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın burası bir dip seviyesi. 4 tane yeşil barımız var. Aşağıdaki e, indikatörümüz, volume indikatörümüz gördüğünüz gibi alt seviyede. Yani bunun daha altı 60, eksi 60'lar arkadaşlar. Bakın şöyle biraz küçültelim. Net bir seviye göstereyim ben size. Yani eksi 60 dibin dibi onu söyleyeyim. Bu indikatörde eksi 60'ı gördüğünüz zaman volume indikatöründe arkadaşlar artık yukarı yönlü hareketin geleceği aşikar. Ama şöyle söyleyeyim. Eksi 45'lerde ideal. Hemen tekrar büyütelim. Eksi 60 dediğim gibi artık yukarı yönlü hareketin geleceğini gösteriyor. Eksi 45'lerde de ideal yani. İlla eksi 60'ı beklemenize gerek yok. Çünkü eksi 60'ı beklerseniz çok zaman kaybetmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim ben size. Bakın arkada böyle bir kesim mekti gibi bir kesim var. Ee, hareketli ortalamanın kesimleri var arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Şimdi şöyle anlatmaya başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bir dip var. Dip oluşumu var. 4 tane yeşil bar var. Aşağıda volüm indikatörüne bakıyoruz. Burada da dipte zaten. Eksi 49 eksi 50 de. Ve biz tabii ki ne yapıyoruz? İsterseniz bu hareketli ortalamanın kesişimlerini takip edebilirsiniz. isterseniz kaldırabilirsiniz. Bakın şöyle hemen kaldıralım. Şunları sinyal kalıyor arkadaşlar. Sinyali kaldırmıyoruz. Sıfır çizgisi de kalsın. Plus background bölgesi de kalsın arkadaşlar. Evet. Bakın. Şimdi burası dip olduğuna göre demek ki biz yukarı yönlü hareketimiz gelecek. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Dolayısıyla biz burada gri bir ee, barı gördüğümüz zaman ve aşağıdaki volüm indikatörümüz yukarı yönlü başını kaldırdığı zaman yön yukarı yönlü hareket edeceğini gösteriyor arkadaşlar. Yukarı yönlü bir harekete işarettir bu. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareket başlıyor. Şimdi Aynısı burada da geçerli. Bakın mesela burada da yeşil bir barımız var. Dip olduğunu gösteriyor ve bakın burası biraz daha yakınlaştırayım. Evet bakın yukarı yönlü, yukarı yönlü başını kaldırmış indikatörü gördüğünüz gibi. Yeşilde dip seviyesini gösteriyor. Gri barda ise indikatör kendini yukarı doğru kaldırıyor. Görüyorsunuz. Aynen bu şekilde yukarı yönlü hareket başlıyor. Demek ki hareketlerimiz yukarı yönlü olacak arkadaşlar. Bu ona bir işaret. Evet şimdi gelelim düşüş hareketlerimize. Bakın barlarımız gitgide 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 arkadaşlar ufalıyor ve buradaki aşağıdaki volume vader indikatörü arkadaşlar başını aşağı çevirdi. Ve aşağı doğru kırmızı da işaret yandıktan sonra gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir hareket geliyor. Aynısı bakın burada da geçerli. Şöyle göstereyim. Bakın şurada da geçerli dip dip seviye olduğunu gösteriyor Grim, gri bar yanıyor ikinci gri bar yanıyor üçüncü gri bar yanıyor ve gördüğünüz gibi hareket burada aslında şöyle söyleyeyim burası bir ee, nasıl söyleyeyim ben size arkadaşlar burası tamamen biraz karışık bir sistem yani burada açıkçası alsatlar burada bir savaş vardı aslında balina avcısı indikatörümüzde bu bunu gösteriyordu hatırlarsanız ayı boğa indikatöründe Burası çok karışık bir indikatör bölümü yani öyle söyleyeyim. Asıl burada e, bize sinyal geliyor arkadaşlar. Yani sıfırın üstünü kestiğimiz zaman yukarı yönlü hareketin geldiğini görebiliyorsunuz. Aynen işte bakın asıl trendi burada çok güzel yakalamışız. Bakın burası dip seviye olduğunu gösteren indikatör. Ve griye dönüyor. Ve gördüğünüz gibi aşağıdaki volume water indikatörde yönünü yukarı çeviriyor. Evet yönünü yukarı çeviriyor ve artık yukarı yönlü bir hareketin geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok kullanışlı bir indikatör arkadaşlar. Şimdi buna ekstra olarak bir indikatör daha ekleyebiliriz. Hemen onu da göstereyim. Reddit Trader arkadaşlar benim kullanmış olduğum ve birçok e, videomda bahsetmiş olduğum bir indikatör. Hemen şöyle bir saniye netpress kapatalım. Evet. Bu e, indikatörümüz de arkadaşlar ayıların mı boğaların mı üstün olduğunu gösteriyor bize açıkçası renklerle kırmızı e, boğa yeşiller ayı arkadaşlar öyle söyleyeyim ayıların mı boğaların mı üstün olduğunu gösteriyor gördüğünüz gibi bölüm e, şu an boğalarda ve kırmızı alana girdik ve e, şu an açıkçası burada e, pardon ayılar üstün ayıların bölümüne girdik e, boğaların gücü hafifledi aşağı doğru gidiyor. Aynen diğer Volume Water indikatörü de aşağı yönlü başını çevirmiş. Yani düşüş gelebilir. Açıkçası düşüş 34400'e kadar devam edebilir ama ben açıkçası o kadar sert bir düşüş yapacağını açıkçası beklemiyorum. Gördüğünüz gibi burada 3 tane indikatör şu an için düşüşü onaylıyor. Bakın bir ayı senaryosu ayı sezonunda olduğumuzu gösteriyor. Yani ayı sezonunda derken yanlış anlamayın şu an için ayı sezonunda olduğunu gösteriyor. Ayıların hakimi olduğunu gösteriyor water volume indikatörü de aşağı yönlü başını çevirmiş. Yeşilde daha kırmızıya dönmemiş. Bir de bunu kırmızıya döndüğünü düşünün. Onun da aşağı yönlü bir devamı var. Ve gördüğünüz gibi gri barlarımız devam ediyor. Yeşil de gelebilir. Dip seviyesi oldu. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar açıkçası lafı daha fazla uzatmadan kafalar karıştı galiba biraz. Şöyle söyleyeyim. Yeşil mumu görmeden hareket etmeyeceğiz arkadaşlar. Yeşil barı göreceğiz ve diyeceğiz ki evet burası dip seviyesi. Onu söyleyeyim. Bakın burada çok güzel açıklamış bakın. Burası yeşil bir bölge ve aşağıda gördüğünüz gibi ayılar sıfır bölgesine kadar düşmüş. Yani burası yeşil bölge ve yukarı yönlü bakın ayılar artık hareket etmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi burada boğalar sıfır bölgede boğalar yukarı yönlü gidiyor. Ayılar aşağı doğru hareket ediyor. Yani bu demek oluyor ki yukarı yönlü bir hareket gelecek arkadaşlar. Aynen tekrar şimdi şey bakalım. 4 saatlik periyoda bakalım. Evet. Büyütelem ekranı. Gördüğünüz gibi 4 saatlikte ise burası artık dibin dibi olduğunu gösteriyor. Şu an. Ee, ve yukarı yönlü bakın bir hareket geldiğini gösteriyor. Yukarı yönlü hareket gördüğünüz gibi boğalar yeşil bölgede yukarı yönlü harekete başladı. Kırmızılar aşağı yönlü hareket. Ama şu da çok önemli bakın. Büyük bir Ayı gücü var. Kırmızılar çok fazla. Gördüğünüz gibi bakın burada da öyle kırmızılar çok fazla. Yeşiller de öyle bakın mesela. Burada ayılar çok fazla. Yani bir e, ayıların gücü söz konusu şu an. Yukarı yönlü bir hareket geliyor ama tekrar aşağıda dönebilir. Ama takip edeceğiz arkadaşlar. Ama bana kalırsa bu indikatörü günlük periyotta değerlendirmeniz açıkçası daha faydalı olur. Neden? Çok fazla 4 saatlikte ve 15 dakikada dip pozisyon yakalıyor. Öyle söyleyeyim size. Mesela bakın şöyle büyütelim. Evet. Mesela bakın burada dip pozisyonu çok fazla yakalamış. Burada öyle. Mesela burada öyle. Evet. Mesela bakın burada öyle. Dip çok yakalıyor. Ama aslında bizim işimize yarayacak olan arkadaşlar günlük periyot. Günlük periyodu kullanırsak arkadaşlar aslında daha iyi sonuçlar veriyor. Daha iyi dipler ve dönüş noktalarını bize gösteriyor. Şöyle haftalığa bakalım. Evet, aslında haftalıkta süper bir senaryo görüyoruz arkadaşlar bakın haftalıkta süper bir senaryo dip dipten sonra griye dönmüş yukarı yönlü water volume indikatörü hareket etmiş gördüğünüz gibi burada e, ayıları e, pardon boğaların gücü var yeşiller e, yukarı yönlü kesişim gerçekleşiyor yani aslında bana kalırsa yukarı yönlü bir hareket gelecek o yüzden arkadaşlar hiç korkuya gerek yok e, telaşa gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi dip seviye burası. Zaten bugüne kadar kaç tane dip seviyesi göstermiş onu da göstereyim. Burası burası birinci dip burası ikinci dip. Yani yukarı yönlü hareketin geleceği aşikar arkadaşlar. Hemen şunları bir kapatalım daha net görelim. Hemen evet şunları kapatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şöyle biraz daha büyüteyim. Evet bakın burası bir dip seviyesi. Ve ondan sonra bir çıkış geliyor arkadaşlar. Haftalık dip seviyelerinde çok güzel çalışıyor. Evet haftalık mesela bakın dip seviyesinde burada gördüğünüz gibi çok güzel çalışmış. Ve burada da bir dip seviyesi yakaladı. Buradan sonra da çok güzel çalışacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.